Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. Burada Microsoft'un kendi ay çipini oluşturması üzerine konuşacağız. Aynı zamanda yapay zeka projelerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu arada siz de favori yapay zeka coin'inizi yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Hangisi e, fikirdir, önemlidir. Bu arada BTC tarafında çok ciddi çakılmalar var. Tabi bundan piyasanın tamamı da nasibini aldı arkadaşlar. Korkacak çok fazla bir şey yok. 28.5'lara kadar düşüşler normaldir. Zaten önceki e, vakitlerde de dün de konuyla alakalı uzun uzun konuştuğumuz oldu ki bu sefer büyük ihtimalle adam akıllı düşecek. Yani tabiri caizse bir 28.5 testi yapmadan pek kalkacak gibi gözükmüyor durum bakalım. Her neyse e, biz geçelim Microsoft meselesine. Microsoft kendi AI çipini geliştiriyor. Biliyorsunuz en son arkadaşlar çip konusunda Elon Musk'ın hem e, GPU'lar hem de çipler e, konusunda toplu bir alımı oldu. Artık Microsoft da kendi çipini geliştiriyormuş. Yani ilerleyen vakitte büyük ihtimalle bunların satışını yapacaklar. Adamlar doğrudan yapay zekalar hususunda ne yaptı? E, işin pişirme bölümüne girdiler arkadaşlar aynı zamanda bildiğiniz üzere Microsoft şu anda e, chat Gptyi destekliyor doğrudan mesela ChatGPT Gpt forum çıkışı e, Microsoft sponsorluklu ve Microsoft destekli bir hareketti arkadaşlar Microsoft tarafı inanılmaz derecede Yapay zekayı destekliyor Openaya yaptığı 10 milyar dolarlık yatırım zaten piyasayı uçurmuştu biliyorsunuz The Information'ın haberine göre Microsoft OpenAI projeleri için artan geliştirme maliyetleriyle başa çıkabilmek adına gizlice kendi yapay zeka çipini geliştirmeye başladı. Gizlice ne yani? Hani niye gizli olsun? Gizliydi de ne yaptın sen? Şeye girip falan mı buldun yani bunu? Gizlice. Adamlar böyle geceleri e, kaçak iş yapar gibi şey yapıyorlar. illegal bir yerde buluşuyorlar falan orada gizlice çip geliştiriyorlar. Ne alakası var? Microsoft'un bu hamlesinin NVIDIA'nın GPU'larına olan bağımlılığı azaltmak için başlattığı ileri sürüldü. Arkadaşlar adamlar bunları ilk zamanlarda da yani bu e, bilgisayar ortamı gelişirken biliyorsunuz internet hususunda da çok ileri geldiler ve bakınız ne yaptılar doğrudan farklı parçaları geliş, e, geliştirme bunları satma üzerine gittiler yani adamlar tabi e, işi kendiliğine çevirmeye çalışıyorlar. Ki zaten önceki videolarda da konuştuk. Şu anda yapay zeka'nın geneli biraz da internet ortamına benziyor. Anlatabiliyor muyum? Bu gibi bir gelişme hatta e, Çin, ABD, Joe Biden tarafı da bu şekilde muamele yapmaya devam ediyor. İşte e, düzgün bir şekilde kullanılsın falan filan konusunda e, dikkatli olmaya çalışıyorlar. Microsoft artan maliyetleri azaltmak istiyor. Bir Google araştırmasına göre. Makine öğrenimi sistemleri için en popüler GPU'lardan biri olan Nvidia h 100ün artan pazar kıtlığı ile birlikte 40 bin dolara kadar çıktı e, görülüyor. Doğrudur. Şimdi e, şöyle de bir durum var. Bakın arkadaşlar, makine öğrenimi konusunda da gayet iyi projeler vardır bu arada piyasada. Onu söylemek lazım. E, bakınız FetchAI yani e, FetchCoin en sevdiğim yapay zeka projelerinden biridir. Makine öğrenimi konusunda da çok ileri gelmiş bir proje olduğunu söylemek istiyorum e, numarayı gibi Projeler aynı zamanda Fetçe'yi Takip etmeye çalışırlar diyebilirim hiç değilse Yüksek maliyetler sebebiyle şirketler Kendi donanımlarını geliştirme yoluna gidiyor Meta Google ve Amazon Son birkaç yıldır kendi çiplerini geliştiriyor e, Evet tabii dediğim gibi yani bunları aynı zamanda e, Satmaya yönelik hareket edeceklerdir arkadaşlar e, ki aralarında inanılmaz bir rekabet var şu anda. E, bu rekabete şimdi bir de Elon Musk katıldı biliyorsunuz. E, XAI meselesiyle birlikte kendileri çıktı ve e, Truth GPT adı altında Chat GPT e, çakması mı diyeyim artık neyse ayıp olmasın. E, Chat GPT'ye benzer bir uygulama ortaya çıkaracaklar, bir ürün ortaya çıkaracaklar. Valla ne olup ne biteceğini göreceğiz ama açık bir şey söyleyebilirim teknoloji konusunda herhalde dünya tarihinde devlerin hiçbir konuda bu kadar rekabet ettiği görülmedi galiba. Yani gerçekten de öyle zannediyorum. Varın gerisini siz düşünün. Ya tabi bu rekabet olurken olay her bir adım yine yapay zekaların işine yarıyor. Çünkü yapılan her bir hareket mesela Microsoft Amazon'u geçmeye çalışıyor. E yapay zekalara bu iş yapay zekalara yarıyor. Amazon Google'ı geçmeye çalışıyor, yine iş yapay zekalara yarıyor. Elon Musk hareket yapıyor, yine iş yapay zekalara yarıyor. O yüzden e, ben piyasa içerisinde hep söylüyorum, e, yapay zekalar bu sezon neler yapacak neler. Microsoft henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadığı için detaylar kısıtlı durumda. The Information çiplerin Athena kod adıyla geliştirildiğini iddia etti. Ya bu kod adı muhabbetleri de ya boş biraz ya Atela. Haberde ayrıca çiplerin Microsoft ekip üyeleri ve OpenAI geliştiricileri tarafından test edilmekte olduğundan da söz etti. Evet tabi OpenAI ile de birlikte çalışıyorlarmış. E tabi normaldir bunu çok fazla yaparlar. Mesela e, bir şirket girecek ne yapıyor doğrudan e, işin erbabı ile birlikte çalışmaya gayret ediyor. Zaten OpenAI ile biliyorsunuz şeyler e, bayağı sıkı fıkı Microsoft tarafı. OpenAI da zamanında Elon Musk kurdu. E, fakat beraberinde bıraktı arkadaşlar. Sattı yani. OpenAI'ın Microsoft'un yapay zeka yongalarını nasıl kullanmayı planladığı konusu yalnızca spekülasyondan ibaret. Şirketin CEO'su Sam Altman altyapının daha iyi hale getirileceğini söyledi. Sanırım bu devasa modellerin çağının sonundayız. Onları farklı şekillerde daha iyi hale getireceğiz. Evet. Ya buradan bu e, zaten her zaman şöyle bir şey var biliyorsunuz. Yani küçültmeye çalışırlar. Bakınız ki daha ergonomik olsun diye. İlk bilgisayar mesela. Bakın ilk bilgisayar. Doğrudan. Bir oda kadar bir bilgisayar düşünün ya. Bir salon kadar bir bilgisayar. E şu an nasıl? Küçücük bir şey. Ya da telefon. İlk telefonlar takoz gibi kocaman bir şey kafasında anten var bilmem ne saçma sapan bir şey ne oldu hepsi e, küçüldü işte ele sığacak şekle geldi yani o yüzden her zaman bunu yaparlar yani genelde her üründe bu geçerlidir inovasyonda arkadaşlar böyle evrensel kanunlardan biridir yani son günlerde yapay zeka yönelik haberler büyük oranda artış gösterdi geçtiğimiz gün Tesla Elon Musk Gerçeği arayan bir yapay zeka modeli olan TruthGPT'in yakında piyasaya sürüleceğini duyurdu. Sizde dediğim gibi favori yapay zeka projenizi yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum abone olup <laughs> videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese hoşçakalın.